Merhaba arkadaşlar, ben Tümekçinoğlu Atakan. Bugün sizlere şu bu aralar ülkemizde hani meşhur ya Minecraft yasaklanacak falan filan. Abuk subuk uyduruk kaydırık şeyler gösteriyorlar. Ben bu videoda oyun anlatacağım. Hepimiz biliyoruz ama onları ispat olarak anlatacağım. Şimdi öncelikle oyunda bir karakteriniz var, Steve. Burada görmüş olduğunuz gibi bu şu anda Steve'in diğer şeyi, Steve yani karakterimiz arkadaşlar. Şimdi bu dünyada tek başımıza doğduk. Bu bir. Hiç eşimiz falan yok. Bu iki. Ardından burada bir mantıkla hayatta kalma mücadelesi vermeye çalışıyoruz. Şimdi ağaçları keserek göstereyim. Kaç tane ağaç keselim. Ağaçtaki odunları keserek ahşap yapacağız. Ahşaptan da ev yapacağız ki akşamları zombi geliyor çünkü. Araba çalıyormuşuz falan filan. Hiç öyle bir şey yok. Hatta araya bir video girsin. O videoyu koyalım. Size diyeceksiniz. Minecraft. Birçok aile bunu biliyor. Çocuklu aile, birçok küçük çocuklu aile bunu biliyor. Bu bir bilgisayar oyunu. Ama minik çocukları esir alıyorlar. Bakın, o küçük kızın şimdi vereceği tepkiyi iyi dinleyin. Aynen, ikimiz beraber öldürelim. Oynuyor mu? Evet. Hem de nasıl? Kurduyum. Minecraft. O oynanmaz mı? Her öldürdüğünüzde bir puan kazanıyorsunuz. Vuruluyor, kanlar sıçrıyor, öyle acayip bir şey yani. Böyle yapmana gerek yok, arabada çalabiliyorsun. Legolar ve küplerle inşa edilen kuleler, o kulelerde suç işleyip puan kazanılan bir oyun. Minecraft isimli oyundaki şiddet aileleri isyan ettirdi, anneler Minecraft'a savaş açtı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı devreye girdi. Ben elinden alıyorum, gizli saklı bir bakıyorum, tablet almış, tableti alıyorum, laptopu almış. O kalede kim yaşıyor? Prens, kraliçe ve askerler. Cemre ve Irmak'ın yaptığı kule gibi çocukların Lego ve küplerle... alemde, sanal alemde ise bu bağımlılık yarattı. Aileler şikayet etti, bakanlık incelemeye aldı. Çocuklar oyuna bir kulede başlıyor. Çeşit zombi falan çıkıyor bazen, örümcek falan var. Vur vur vur, adama vur, adama vur. Çocuk oyunda saldırdığında, birini yaraladığında, bir hayvana ya da bir insana ya da bir araba çaldığında ya da farklı unsurlar yaptığında puan kazandığı zaman, dolayısıyla bunun güzel bir şey olduğu ve bunun onu güçlü yaptığı yönünde bir takım algılar geliştirebiliyor. Çok bağımlılık yapıyor arkadaşım, gece gündüz okuldan kaçıp oyun oynamaya gidiyordu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na oyunla ilgili şikayet yağdı. Oturdular mı başına, çabuk kalkmıyorlar. Bakan Ayşenur İslam şikayetlerle bizzat ilgileneceğini açıkladı. Evet arkadaşlar, o videoyu gördüğünüz gibi izlediniz. Yani hiç dediğim gibi alakası yok. Yani hiç böyle bir şey yok. Hiç kalede olduk mu ya? Kale var mı? Bildiğiniz yerde doğduk. Aha, bildiğiniz yer. Dünyanın bir yerinde doğmuşuz. Kale ne alaka ya? Kale nereden çıktı arkadaş? Arabam var. Araba yok oyunda. Kafayı yemiş. Tamam, araba yok. Kafadan sallıyorlar. Ha bak, şimdi şiddet var. Şiddet var da. Onlar daha şey görmemişler o zaman. Left 4'tü, 2'dir, Outlast'tır, Counter'dır, GTA'dır, GTA ile GTA'nın başlarına geliyor ya. Kafayı mı yediler bunlar? Hatta şöyle yapalım. Buraya da bir tane GTA videosu girsin. GTA. Sanandıra Sonyalı. Alın işte GTA. Bak, aha, gangsterler mesela, elinde silah var. Bazı bu arada boksörün şöyle biraz kötü olmuş. Arkadaşlar özür dilerim. Arkadaşlar
arkadaşlar. Şimdi ben burada öldüm. GTA bu şekilde yani. Ölçemez bile şiddet konusunda. Zaten 18 yaş sınırı var. GTA'da 7, şey, Minecraft'da 7 yaş sınırı var arkadaşlar. Neyse. Şimdi Minecraft'a devam edelim. Yani Fox'tan özür diliyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi GTA San Andreas'a oynadık. Bayağı vurdurdu kırdı. Bildiğiniz GTA San Andreas. GTA San Andreas. San Andreas üstelik ha. Yani çok eski bu. Bu zamana kadar yasaklanmışlar da. Minecraft'ı mı saklayacaklar? Kafayı mı yediler bunlar? Ayrıca bir haber kanalında daha vardı. Hangisi tam hatırlamıyorum şu anda ama. Minecraft'ta araba çalıyormuşuz. İşte mafya babası oluyormuşuz. 5 yıldız alıyormuşuz adam öldürünce. 5 yıldız olunca mafya babası oluyormuşuz. İşte böyle bir şey. Hatta durun, oyuna da şimdi girsin. Anne babalar, bu haberimize dikkatli izleyin. Dünya çapında 100 milyon kullanıcısı, Türkiye'de de on binlerce tutkunu olan bilgisayar oyunu Minecraft, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından incelemeye alındı. Oyunun çocukların gelişimini olumsuz etkileyen şiddet içeriği var mı yok mu inceleniyor. Eğer şiddet unsuru bulunursa oyun yasaklanacak. Kısacası öleceksin. Hayır! Merdivenler yapıyorsun, evini yapıyorsun, sandık falan var. Hayvanlarını düzenliyorsun, çiftlik gibi. Kafanda ne kurguluyorsan onu yapabiliyorsun. Dünyanın en popüler oyunlarından biri Minecraft, Türkiye'de incelemeye alındı. Bakanlık oyunun içinde şiddet unsuru bulursa yasaklanacak. Ama Minecraft günah keçisi edilebilecek en son oyunlardan biri. En az şiddet içeren oyunlardan biri. Minecraft bir bilgisayar oyunu. 6 yılda dünya çapında 100 milyon kullanıcıya ulaştı. Türkiye'de de hızla yayıldı. Oyunda küplerle yeni bir dünya inşa ediliyor. 2 ve 3 boyutlu tasarım yapılıyor. Üst üste eklenerek bir dünya yaratabilen Legoların bilgisayar versiyonu. Size hemen hemen boş bir dünya veriliyor. İşte ağaçlar, dağlar vesaire olan. Kendinize ilk önce bir barınacak yer yapıyorsunuz. Bir hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz. Piksel oyunu nasıl diyeyim? Böyle kareler var. Kendi kendine inşaat yapmaya çalışıyorsun. Oyun basit olduğu için çocukların ilgisi büyük. Oyun aynı zamanda ekonomi yaratmış durumda. Çünkü kullanıcılar oyunda kazandıkları kılıç, balta, meşale, hediye kodu gibi ürünleri internetteki alışveriş sitelerinde satışa sunup para kazanıyorlar. Firma şeyi desteklemiyor, hesapların satılmasını. Oyuncular bir şekilde yolunu buluyor. Oyun yaratıcılığı geliştiriyor ancak içinde şiddet unsurları da yer alıyor. Bunun içine serpiştirilmiş ve çocuğun normalmiş gibi algılamasına ve yaşamasına neden olabilen şiddet. Sakıncası burada. Üstelik de haz ve keyif alıyor bundan. Zombiler falan çıkıyor akşamları. İşte onları öldürüyorsun. Ondan sonra inekler falan, onları aç kaldığında yemek için onları alıyorsun. Onları öldürüyorsun. Peki kan var mı? Evet, kan da var. Arkadaşınızla birlikte çalışırken çıt diye ona vurduğunuzda o da hasar alıyor. Öldü, hemen tekrar geliyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu yüzden harekete geçti. Oyun için inceleme talimatı verdi. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden uzmanlar oyunu mercek altına aldı. Oyunla ilgili rapor hazırlanacak. Çocukların gelişimine olumsuz etki eden şiddet içeriği bulunursa yasaklanması için hukuki süreç başlatılacak. Minecraft'tan daha çok şiddet içeren oyunlar var. Ciddi suça yönelten, yani birilerini öldürdükçe, arabasını çaldıkça yıldızlar kazanan, sonunda 5 yıldızlı bir mafya babası olan bir süreci oyun olarak getiren bir şey. Bakanlık internet üzerinden oynanan tüm oyun ve içerikleri de inceliyor. Anne babaların kendi doğrularına göre o oyunları filtrelemeleri lazım. Evet arkadaşlar, o videoyu da izlediniz gördüğünüz gibi. Hiç öyle bir şey var mı ya? Hiç öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok abi. Siz kafayı mı yediniz ya? Yine araba çalmaktan bahsediyorlar. Oyunda araba yok. Araba modu var. Araba modunda kendin araba yapıyorsun. Araba çalmak nedir ya? GTA San Andreas'ı. GTA. Grand Theft Auto. Grand Theft Auto'da. Minecraft'ta GTA güncellemesi diye bak. Manyak oluyor ya. Şimdi arkadaşlar, bu kadar oğlum topladık yani. Şimdi biz bunları alıyoruz. Meşe ağacı tahtası yapıyoruz. Bu şekilde. Şimdi biz bunu alıyoruz, sonra bununla ev yapıyoruz kendimiz, ev. Akşamları zombi geliyor. Geceleri uyumak için, yatmak için.
Abi şu anda Survival mod oynuyoruz. Bir de Creative'e geçelim. Creative'de bakalım ne var ne yok. Creative'de ne yapıyorsunuz? Zaten şöyle gelelim. Şöyle gelelim. Arkadaşlar hashtag Diren Minecraft yazarak size destek çıkabilirsiniz. Destek çıkmanızı da bekliyoruz arkadaşlar. Yani kafadan atıyorlar ya. Senaryoyu kafadan bildiğiniz fırlatıyorlar ya. Araba çalmak ne demek ya? Oyunda hiç öyle bir şey yok arkadaşlar ha. Yani hiç öyle bir şey yok. Kafadan senaryo uyduruyor, uyduruyorlar. Sonra yok efendim çok şiddetli. Şimdi ben size şiddeti göstereceğim, birkaç tane zombi gelsin akşam olsun. Yani şiddet bu, şiddet var ama şiddet yüzünden kapatabileceğiniz en alttaki oyun bu şu anda. Minecraft'ı kapatamazsınız. Heh, odunumuz bitti. İşte arkadaşlar bu şekilde ev yapıyorsunuz yani. Böyle daha tamamlamadı. Ne bileyim at var mesela. Şurada. Gidiyorsunuz ata biniyorsunuz. At bizi attı. Çünkü eğerimiz yok. Eğer yapmamız lazım ne bileyim. Falan filan. Şimdi arkadaşlar. Gece yapayım de. Aa hileleri ben açmayı unuttum ya. İşte arkadaşlar gece olunca da zombi geliyor. Bir dakika, başka bir dünyada göstereyim onu. Evet arkadaşlar, şu anda bambaşka bir dünyadayız. Şimdi arkadaşlar elimize değil de time set night yazalım ve gece yapalım. Şimdi arkadaşlar zombi falan onları göstereyim ben. Zombi, iskelet, ne bileyim enderman falan filan. Var ya hani çıkarlarsa bir göstersem. İnsanın sinirine gidiyor ya. Yani en yasaklanmaması gereken oyunu yasaklıyorlar ya. Ha bak bir de şey yapalım. Ne yapalım biliyor musunuz? Game mod yapalım. Buradan elmas kılıç alalım. Mesela kılıçla öldürüyorsun ama yani kendin hayatta kalmak için öldürüyorsun. Zaten oyundaki amaç bu. Yani oyun buna göre bir şey yazılmış. Buna göre yazılmış. Ne? Ne gidiyor ya? Hoppala. Mouse kafayı yedi ha. Evet arkadaşlar bu arada bendeki mouse ara sıra kafayı yiyor. Ha burada bir şey gördüm sanki. Evet mesela bu zombi. Zombiye yaklaşırsak bize vuruyor arkadaşlar. O yüzden onu öldürüyoruz. Yani bu tip bir oyun. Ondan sonra iskelet falan yok mu ya? Biraz yukarı çıksam. Şurada ne var? Sıra bu da. Creeper. Creeper. Creeper patlayamadım, patlatıyordu. Ne bileyim bu şekilde karakterler var yani. İskelet ok atıyor falan filan. İşte uyumlu şekilde. Gelelim yaratıcılık yani creative moduna. Şimdi arkadaşlar creative modundayız. Şimdi creative'de yani bildiğiniz
kafanıza göre, ne bileyim, evler tasarlıyorsunuz istediğiniz şeyden. Yani böyle zekanızı zorluyorsunuz. Bir yapılar oluşturmaya çalışıyorsunuz ha mesela. Yani bu oyuna nasıl yasaklanma konuluyor, ben hiç aklım almıyor ya. İmkansız böyle bir şey. İmkansız. Arkadaşlar ben buraya bir tane tren istasyonu yapayım, ne bileyim, yapıyorum alttan. Tren hatları geçmiş. Trene biniyorum, gidiyorum. Ne bileyim, ev yapıyoruz. Şu anda ben buraya bir şehri inşa ediyorum. Şehri inşa edebiliyoruz. Burada buraya kar yağmış. Burası yani bir yol. Kafamız karışmasın. Burası bildiğiniz yol. Şerit, beyaz şeritli. Deniz yol böyle, hepsi gidiyor. Kar yağmış sadece üstüne. Ne bileyim, böyle ev yapılabiliyor. Birçok şey yapılabiliyor yani. Arkadaşlar bir de savaşın, yani böyle şiddetin üst düzeyde olduğu bir Skywars var. Bir de Hunger Games. İkisine de bakalım. Evet arkadaşlar, öncelikle Skywars'a bakalım. Şimdi bu Skywars'taki asıl amaç, herkes gökyüzünde bir adaya doğruyor ve başkalarının adalarını en son kim hayatta kalıncaya kadar fethetmeye çalışıyor. Bu sadece tabi online oynanabiliyor, internet üzerinden. Bir de hızlı olmak gerekiyor ayrıca. Evet, 10 saniye sonra, 5 saniye sonra başlayacak arkadaşlar. Bak, içeride birçok ada var. Şimdi size sandık veriyor. Sandıkların içinde alıyorsunuz işte size gerekli olanları. Gerek yok. Bu ne? 3, bu ne? Çeviklik. Tamam. Buna gerek yok. Şimdi bir tane daha chest var arkadaşlar aşağıda. Aşağıya inmemiz lazım. Elmaslar, ne bileyim, ok. Biri geldi sanırım. Aynen, biri geldi. Yahu öldük arkadaşlar bu şekilde yani. En son hayatta kalmaya çalışıyorum.